Herkese merhaba. Bu videomuzda civata ve somun oluşturacağız. Bir önceki dersimizdeki filançlarımız için kullanacağız. Orada lazım olacak. Revit'in açılış ekranına geldiğimiz zaman Families bölümünden New diyoruz. Buradan mekanik ekipmanı seçeceğiz. Şimdi önce parametrelerimizi oluşturmamız lazım çizime başlamadan önce. Parametreler için de internetten ben buldum. Civata ve somun buldum. Bu siteden baktım. Siz de artık kendi kullanacağınıza göre bakarsınız. Şu pulu ve bu civatayı kullanacağız. Bunun için Excel tablosu oluşturmamız lazım. Parametrelerde kullanacağımız. Buraya A sütununa yazdığımız değerler bizim civatamızın metrik kaç olduğunu gösteriyor. Buraya da aynısını yazıyoruz ama burası nereden alacağını göstereceğimiz için örnek bir yer olacak. Bunun başına bir şey yazmıyoruz. Buraya metrik kaç sonları sıralıyoruz. Yani değiştirmek istediğimiz değerler burada olacak. Burada pulumuz için şurada değerler var. Metrikler yazıyor. Aynılarını buraya yazıyoruz. Bu metrik bizim için milimetrik bir değer olduğu için buraya şu adını istediğinizi yazabilirsiniz. Diğer kalanları benim yazdığımla aynı yazın. Yani milimetre uzunluk ve milimetre olduğunu belirtiyor bunu. K'mıza gelelim. K kafa kalınlığı. Metrik 16 için 10'muş. 10 yazmışım ben de. Metrik 18 için 12. Bu şekilde bu Excel tablosunu önce bir doldurmanız lazım. S'ye gelelim. S'de kafasının kalın anahtar boyunun ne olduğunu söylüyor. Anahtar ağzının. Bakalım. Metrik 16 için 24'müş. Burada bu ikisini kullanmamız yeterli olacak bizim civatamız. Sonra pul için değerler gireceğiz. Gelelim pulumuza da. Ben şu pulu kullanmayı tercih ettim. Bakalım metrik 16 için. Et kalınlığı S'si 3. Ben bu S'yi bir öncekinde yani civatada kullandığımız için buraya pul K demeyi tercih ettim. Yine dediğim gibi şu başta yazdığımı siz istediğiniz yazabilirsiniz ama geri kalanı aynı yazın. Pul K metrik 16 için 3'müş. Pulun da şu dış çapı, biz deliğini yapmayacağız ortasına çünkü civata geçecek zaten, görünmeyecek bir şey için uğraşmaya gerek yok. Metrik 16'nın dış çapı da 30'muş. Bu 4 değer bizim için yeterli oluyor. Şimdi bu Excel dosyasını virgül kullanmadan yazıyorsunuz, noktalarla yazıyorsunuz ve kaydederken CSV virgülle ayrılmış olarak kaydetmeniz gerekiyor. Ben bunu zaten kaydetmiştim. Şimdi gelelim dosyamıza. Bu parametreleri oluşturacağız dosyamızda. Family Types'a geliyoruz. Buradan New diyoruz. Excel'de yazdıklarımızı buraya aktaracağız şimdi. Ne yazmışız? Önce bir metrik yazalım ki bizim değiştireceğimiz yer olacak bu. Buraları değiştirmiyoruz, aynı kalıyor. Sadece instance'a tıklıyoruz. Örnek parametre demek bu. Gelelim şimdi Excel'deki diğerlerine. M'miz var. Başka neyimiz var? K var. S var. Pul var ve pul K var. Şimdi gördüğünüz gibi buradaki değerler inç yazıyor. Parametreyi oluşturduktan sonra OK diyelim. Bu inçleri değiştirmek için klavyeden UN'ye basabilirsiniz ya da Manage'den Project Units'e gelip buradaki değeri bizim kullanacağımız yapalım. Millimetre. OK dedik. Şimdi gördüğünüz gibi normale döndü. Şimdi Excel tablomuzu atacağımız için buraya onu tanımlaması için bir text girmemiz lazım. Excel dosyamızın adını yazalım buraya. Civata diyelim. Buradan text'i seçiyoruz. Buradan da text zaten geliyor. Bunu instance yapmıyoruz. OK dedik.
Buraya da yine Excel dosyamızın adını yazalım. Formüllerle kullanacağız bunları. Şimdi buraya dosyamızı import edeceğiz. Şuradan Manage Lookup'a basıp import diyoruz. Ve dosyamız neredeyse onu seçiyoruz. Benim karışıktı şimdi. Nereye koydum onu acaba? Evet, ben şimdi seçtim dosyamı. Okey dedim. Açalım dosyamızı. Şimdi buralara formül vereceğiz. Bunları önce bir sıralayalım. Şu metrik en üstte olsun. Excel sırasına göre yaparsanız sizin için daha kolay olur. MKS. MKS. Formüllerin doğru çalışması için hepsinde default yazması lazım yanında. Bunu da instansa basmış olmanız lazım. Yani basmayı unuttuysanız yanında default yazmaz. Onu düzeltmeniz gerekir. Şimdi bizim M'miz için formül oluşturalım. Önce burayı metrik 16'ya göre düzeltelim. Metrik 16 için M'mizi alacağız. Şimdi yani buraya 16 yazdıracağız formülle. Size lookup diyoruz. Parantezi açtık. Buraya Excel'imizin adını yazıyoruz. Yani şuraya yazdığımızı. Büyük küçük harflere dikkat edin. Cibata, virgül, tırnak içinde neyi yazdırmak istiyorsak, yani buradaki ismi yazmamız lazım. Yine büyük küçük harfe dikkat edin. Virgül, sıfır, virgül, nereden alacağını gösteriyoruz. Metrik yazdık. Yani formüllemeyeceğimiz tek şey buydu. Bu da şurası. Yine büyük küçük harfe dikkat ederek metrik yazalım. Parantezi kapatalım. Gördüğünüz gibi 16 yazdırdık. Şimdi burayı kopyalayalım. Buraya K yazacağız. Yine kopyalayalım. Buraya S yazacağız. Yine kopyalayalım. Buraya pull yazacağız. Yine kopyaladık. Buraya da pull K. Bakalım Excel'de doğru mu? Metrik 16 için M'miz 16, K 10, S 24, pull 30, pull K 3. Evet, şimdi formüllerimiz doğru olmuş oldu. Bunu kapatıyoruz. Cevatamızı çizmeye başlayalım. Sweep diyoruz. Sketch. Daireyle. Şöyle bir şey çizin. Zaten şimdi formülleyeceğiz bunu. 1/1 yapalım görünümümüzü. Burası formüllerimizin olduğu yer. Parametrelerimizin. Şimdi buraya hangi formülü gireceğiz? Bakalım Excel dosyamıza. Cıvata'ya gelelim. Burası neymiş? S'ymiş. Yani S parametresini atacağız buraya. Şuraları da 60 yapalım. Okey dedik. Şimdi edit profil diyoruz. Buraya da rectangle çizeceğiz. Buraları kilitliyoruz. Burası da bizim neyimizdi? Kafa kalınlığımızdı. Metrik 16 için 10'du. Yani K. Buraya da o formülü giriyoruz. K'mız 10. Okey diyoruz. Eğer bunu buraya, rectangle'ı buraya çizmezseniz, onun da bir örneğini göstereyim. 3 boyuttan bakalım. Evet, şimdi başı kapalı bir cıvatamız olmuş oldu. Yani somun gibi bir şey oldu. Şimdi bir örnek daha göstereyim. Thank you.
şöyle ortası delik olur. Yani o referans çizgisini sıfırlamazsanız çizdiğinizi, ortası delikli bir somun yapmış olursunuz. Bunu geçelim şimdi biz. Ben kapalı yapacağım. Yani zaten içinden cıvata geçeceği için somunu da kapalı çizeceğim. Şimdi bunu oluşturduk. Ekstrüjyon ekleyelim. Cıvatamızın uzunluğunu ekleyeceğiz. Buraya geldik. Buna da şimdi parametre oluşturmamız lazım. Bakalım o neydi? O da D'ymiş. Biz D'ye girmedik ama. D burada da yazmıyor. Onu metrik olarak alalım. Uğraşmayalım şimdi. Buradaki parametremizden şunu alalım. Şu formülsüz olduğu için metrik 16 alalım. Okey dedik. Left görünüme gelelim. Bu şimdi yukarıda olmuş oldu. Bir referans çizgisi çizelim. Referans plane. İki tane çizelim. Şimdi bunu aşağıya alacağız. Buna da yine bir formül oluşturacağız. Pardon, bu bizim cıvatamızdı. Şuraya kilitleyeceğiz bunu. Şurasından tutup yukarıya götürüp buraya kilitleyeceğiz bunu. Evet. Şöyle baktığımız zaman dişsiz bir cıvata olmuş oldu. Pulunu ve somunu da ekleyeceğiz şimdi. Şimdi pulumuzu çizelim. Yine ref level'a gelelim. Extrusion'da. Ama önce şeye isim vermemiz lazımdı. Şunlara bir isim verelim. Bu pulun olsun. Pul diyelim. Bu da somun olsun. Extrusion ekliyoruz. Pulu çiziyorduk. Referans plane'in pulu seçmemiz lazım. Şöyle bir şey yaptık. Pulumuzun çapı neydi? Pulumuzun dış çapında ne diye formüllemiştik? Pul diye formülledik onu da. Bu formülde pul seçiyoruz. Okey dedik. Bakalım şimdi. Bu bayağı bir yukarıda oldu. Şimdi buraya da formül verirsek. Buna da pull K diyeceğiz. Pullumuzun kalınlığıydı. Evet. Gördüğünüz gibi delik içine yapmamıza gerek yok. Zaten içinden cıvata geçiyor. Görünmeyecek bir şey için o kadar uğraşmaya gerek yok. Basit bir family oluşturuyoruz. Şimdi cıvata uzunluğumuz ile ilgili bir parametre daha ekleyelim. Buraya mesela 10 santim olsun. Okey dedik. Şu pulu hareket ettirmeye çalışacağım. Buradan formülümüzü verelim. Cıvata uzunluk dedik. Şimdi bunu 200 yaptığımız zaman hareket edecek mi? Evet, yani cıvatamızı uzattığımız zaman pulumuz da onunla beraber gidecek. Şimdi somun yapacağız inşallah o da olur. Create'e gelelim. Sweep. Sketch. Set'ten somunumuzu seçiyoruz. Burada yapmıştık. Referans plane için. Şimdi yine yuvarlak çizelim. Cıvatamızın kafasıyla aynı olacak zaten bu. S'ydi o. Tamam dedik. Edit profil.
Şimdi referansımız burasıydı. Buradan aşağıya bir rectangle çiziyoruz. Buraları kilitleyelim. Şuna yine formül vereceğiz. Burası da bizim K'ydı. Okey, okey dedik. Bakalım ne yaptık. Evet, bu da olmuş oldu. Şimdi buna da bir formül verelim left'ten. İnşallah bu da uzar. Bu da 100 ise burası da 103 olması lazım. Gelelim. Buna da ne diyelim? Somun mesafesi diyelim. Buna da civata uzunluk artı pulka. Çünkü pulkamız 3'tü. Civata uzunluk da burası. Bakalım yapabilecek miyiz? Somun M dedik. Evet, oldu. Bu da çok uzun. Yani flanşları da şu kadar falan yeterli olur. Buna da bir mesafe verelim şöyle. Kilitleyelim. Beraber hareket etsinler. Bakalım buraya 200 yazdığımız zaman hepsi gidiyor mu? Evet. Harika bir civatamız olmuş oldu. Evet, beraber hareket ediyorlar. Güzel oldu. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste de bunları flanşa monte edeceğiz. Bakalım ne olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Adımları tek tek yapın. Konuşamadım. Adımları tek tek benim yaptığım gibi yapın. Yapamadığınız yer olursa, ki sanmıyorum, gayet açıklayıcı anlattım ama yapamadığınız yer olursa bana ulaşabilirsiniz. Zaten çoğunuz ulaşıyorsunuz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Benden dosya istemek yerine, çok dosya istiyorsunuz gönderiyorum ama benden dosya istemek yerine öğrenmek için kendiniz yapsanız daha iyi olur sizin için. Ama ben yine de yardımcı olmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.